evakıllı.com'dan herkese merhaba. Bugün size kapı zili uygulamasını göstereceğim. Normal bir apartman geçindeki kapı zili. Burada 3 tane buton var. 10, 20, 40, 50 olabilir, fark etmez. Dışarıdan gelen birisi butona bastığında tabletine ya da cep telefonuna, internete bağlanabilen bir tablete ya da cep telefonuna sesli uyarı alacak. Gelen kişinin kim olduğunu görecek IP kamera sayesinde. IP kameramız burada. Ve istiyorsa o gelen kişiye uyarın içindeki linki tıklayarak apartman girişini ya da garaj kapısını açabilecek. Ve eğer gelen kişiyi tanımıyorsa IP kameranın programı sayesinde sesli olarak konuşabilecek. Bunun için dairenizde herhangi bir tablata, kablo çekimine vesaire hiçbir şey gerek yoktur. Sadece bu panele, bu düğmelerin olduğu dış mekandaki düğmelere müdahale ediyoruz. Bu gördüğünüz sadece 12 voltluk bir adaptördür. Şimdi uygulamamıza bakalım ama iOS'ta ya da Android tablette anda uyarıları alabilmek için bu programı, Push Over programını 10.5 TL'ye bir kereliğine indirmemiz gerekecektir. Şimdi uygulamaya bakalım nasıl yapıyoruz. Dışarıdan birisi geldi, kapının ziline basıyor. Hem iOS'ta hem de Android'de gördüğünüz gibi sesli uyarıyı aldık. iOS'taki gelen uyarı bu şekilde. Başlat diyorum. Kendiliğinden sayfa açılıyor. Gelen kişinin o anlık görüntüsünü alıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Ben bu kişiyi tanıyorum diyorum. Ve kapıyı açmak için burada gerekli bir link. Kapıyı açtığımızı varsayıyorum buradaki kişiyi yakarak. Bu linki masa üstüne de koyabiliriz her zaman. Şuraya tıklıyoruz. Ana ekrana ekle. Gördüğünüz gibi ana ekrana ekle butonuna bastığımızda bu link masa üstünde olacaktır. Ve her zaman kapıyı o linke tıklayarak açabiliriz. Şimdi tabletteki görünüme bakalım. Tabletteki gelen uyarı şu anda yukarıda programın kendi kısaltma harfini kullanarak gösteriyor. Kapıyı açmak için link, open, web link. Tekrar bunu zile basarak tetikleyelim. İkinci uyarıyı da aldık. Link'i tıklayalım. Gelen kişinin kim olduğunu görüyoruz. Ben bu kişiyi tanımıyorsam ne yapacağız? Kameranın kendi programına girip kişiyle o anda konuşmaya başlayabiliriz. Şu anda kamerayla tablet aynı ortamda olduğu için yankılama yapacaktır. O yüzden bunu fazla uzun tutmuyorum. İkinci düğmeye bastığımızda tablet için gelen uyarıyı tekrar burada görebiliyoruz. Buradaki kamera uygulamasını da açalım. Gördüğünüz gibi. Burada da yine yankılama olacağından aynı ortamdalar çünkü fazla uzun tutmuyorum. Herhangi bir tablata vesaire kablolamaya gerek yok. Çok basit bir çözüm. Siz evde olun olmayın fark etmez. Dışarıdayken de gelip evinizin ziline kim bastı
görebilirsiniz. İstiyorsanız da bu şekilde konuşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.